Yani gratis'e kim bir şey almak için girip de sadece bir şey alıp çıkmış ki ben çıkayım. Spoiler'lar matematikten kalır. Herkes konuşuyordu. Evet. Bekle ne oldu? Ama neyse ki ışık güzel. Rahatsız oluyorsan bana söyleyebilirsin. Çekinme. Bir de bambamı bekleyeceğim. Geldim ki miyav miyav miyav. Geçen hanımla gidiyoruz bir şeyde. Uzunlamasına. Uzunlamasına incecik bir ev. İçeri girse anksiyetesi olan bir adam var ya kafayı yer. Ya Maraş'ta öyle bir bina var hocam. Dünyadaki en ilginç bina. Ortada da çok ilginç gerçekten. Hiçbir amacı yokken neden dıştan öyle özel bir şey yapmışlar? Özel idare iş merkezi olarak evet. Yapıldı. Çok garip. Oradan geçince diyorsun ki bunun amacı ne? Niye burada yapmışlar? Yıkması da zor. Şehrin merkezi. Evet. Ercan az önce bir şey anlattı. İşte Galata'ya falan gitmişler. Benim bir tane fotoğrafım var oradaki bir aynanın önünde. İşte oradan geçerken demişler ki burada işte Esma Hoca'nın fotoğrafı var. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Halacı Muallim'e bir merhaba deyip dedim. Neredeyiz? Şu an Atlas Park'tayız. Bugün günlerden salı. Normalde benim 6 saatim var. Yani eve bittikten sonra çıkmam gerekiyordu. Ama şöyle toplantılarımız olduğu için burada geri döneceğiz. O yüzden ders biten arkadaşlarla birlikte yemek yemeye geldik. Yemeği yedik. Şimdi onlar dondurma almaya gitti. Saat 14.50. 1.30'da çıktık işte. Toplantı 4'te. Yarım saat 40 dakikaya çıkarız. Bakın meşhur gömleğimi giydim. En çok izlenen videomda giydiğim gömlek. Belki keramet bu gömleklidir. Bakacağım şimdi bu videoda eğer çok izlenirse bunun üstünden çıkarmayacağım. Şu an yaş 5. Tanıştırayım. Yusra. Kendisi bizim kimya öğretmenimiz. Kıymetlimiz. Benden eski bir okulda. Yusra'nın hocası bizim okulda meslektaşı. Öyle söyleyeyim. Halil hoca değil mi? Tuğba. Tuğba senin branşın ne ve hangi derse giriyorsun? Ben tarih öğretmeniyim. Onun için de çok konuşmak istemiyorum ama coğrafya din kültür dersine giriyorum. Branşı tarih. Ben yetkililere sesleniyorum. Yetkili kim? Millet bize, bakalım. Bize ne yaptınız? Bize ne oldu? Tekrardan selam. Eve geldim. Yine yağmur var. Hemen su içelim. Sabahtan limonlu suyum. Niye ziyan olsun? Kurumuşum ya. Vallahi kurudum. Okul varken çok su içemiyorum. Aklıma gelmiyor daha doğrusu. Genelde çay kahve. Ya kızlardan bir tanesi salonda kalmış. Bir geldim yanlıyor dedim ki acaba yine banyoda mı kaldı? Böyle bazen banyo kapısını itiyor. Orada kilitli kalıyor. Salonda unutmuşum ben onu. Kapı yüzüne kapamışım. Geldim ki miyam miyam miyam. Toplantı kısa sürdü. Zaten dediğim gibi bir sınıfım vardı. Bir de rehberlik sınıfım vardı. İki. Sonra ne yaptık? Öğretmenler odasını değiştirdik. Yani daha doğrusu idare değiştirdi. Yeni bir yere taşındık. Orada böyle yeni raflarımız vardı. Orayı bir temizledik, düzenledik Cansu'yla. Daha sonra Cansu'nun babası bizi almaya geldi. Beni de eve bıraktılar sağ olsunlar. Şimdi geldim. Allah'ım yeşil ne kadar ayımlıyım. Bakın bu bitkim küçücüktü. Buna saksı almam lazım ama. Bu arada arkadaşlar bambum küstü. Evet küsen bambuyla nasıl barışılır size sorum. Ben bunları Ikea'dan almıştım yazın. Böyle ilk bir coştular. Sonra arkadaşlar bakın bu zaten küstü. Bunu galiba kesip mumlamam lazımmış yani. Mumla burayı kapatmam lazımmış. Bunu da bir türlü barıştıramıyorum. Birkaç kişi dedi ki bambu susar susar. Susar ne demek ya? Bambu durur 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 coşar. Ya birden coşar. Ama bu bir sene olur, iki sene olur bilemezsin. Dedim yani bir de bambumu bekleyeceğim. Mesela bir arkadaşım dedi ki biraz soda koy Esma. Güneşi tam almaması gerekiyormuş. Üf, bilmiyorum böyle sorunlar var işte. Bitki alacağım. Aklımda alacağım bitkiler vardı bir türlü onlar sıra gelmedi. Bir de bunlardan dolayı korkuyorum arkadaşlar. Bunlar bitki canavarı. Bir tane bitkimi küstürdüler o yüzden. Bilmiyorum cesaret edemiyorum. Ama yeşil de çok güzel durmuyor mu? Aslında market alışverişi yapmam lazım. Online yapacaktım. Ama bir aklımda diyor ki çık çöplerim de var çünkü onları da atarım. Ama çöp poşetim yok neyle atacağım değil mi? Sonra süpürge yapacağım, sileceğim, çamaşır yıkayacağım. Zaten bir bulaşığımı yıkadım. Şimdi kalan kısımları yerleştireceğim. Aç değilim. Öğlen yediğimiz hamburger hala benimle. Sonra da bakarız size güncellemeyi. Tarçın kalmış odada. Sen niye kurtarmadın kardeşini? Kardeşini niye kurtarmadın aşkım? Ama kardeşin odada kalmış. Bak ele bakar mısın şu ele? Şu ele bakar mısın? Sanki düşman. Sanki gece yanıma sırnaşan bu değil. Sensin. Zorla geliyorsun gece. Gidemezsin bırakma. Bırakma, boşuna mücadele etme. Bırakmayacağım. Merhaba, niye odaklamıyor seni? Seni niye odaklamıyor? Hani geçenlerde öğretmenler günü yemeğine gitmiştik arkadaşlar okulca. Orada hediye edilen bardaklardan bir tanesi. İkili kahve fincanı hediye etmişlerdi. Görmüşken onu söyleyeyim dedim.
sıra mı mama yiyorsunuz siz? Aşkım sen kapalı mı kaldın? Sen odada mı kaldın? İlk defa ayrı kaldılar sanırım. Ben bunları nasıl ayıracağım söyler misiniz bana? Hani buradan Cansu'ya sesleniyorum. Nasıl ayıracağız biz bunları Cansu? Balığım. Hadi tamam ıhlamur soğuk. Bu o kadar sıcak ki. Ama böyle zorla sevilmeye hiçbir kedi gelmiyor. Ya böyle... Böyle mıncırmak istiyorum, mıncırmak istiyorum. Rahatsız oluyorsan söyle. Tarçın, bak bunu vücut dilinde belli edebilirsin. Rahatsız oluyorsan bana söyleyebilirsin. Çekinme. Bebeciğim, bir yakında mı? Saatlerimiz 8:16. Ben patates haşladım. Çünkü burada somon yapacağım. Somonu burada marineye koydum. Markete gitmeden önce. Zeytinyağı, limon, tuz, pul biber. Yani başka ne koyuyordum hatırlamıyorum. Üşendim internete bakmaya. Daha sonra mutfağı süpürdüm, sildim. Antreyi süpürdüm, sildim. Öpüş ki haklısın kocacığım. Böyle şey yok yani muhtemelen. I got my head out this sunroof. I'm blasting my favorite tunes. Ya sabahtan bir sürü şey çektim ve slow motion modunda çekmiş. O kadar çok şey konuştum ki. Bakın sesim kısıldı. Ya of ya. Ama neyse ki ışık güzel. Ne yaptık? Kahvaltı hazırladık birlikte. Tabii bir şeyler konuştum ama siz duymadınız bunları. Kahvaltı hazırlarken, çay demlenirken yani ben bugün neden mutlu olduğumu size açıklıyordum. Eğer izlediyseniz bir önceki videomda koltuk aldığımdan bahsetmiştim. Ama teslimat tarihi olarak ayın 14'ü gözüküyordu. Geçen hafta bana mesaj attılar salı günü müsait miyim diye. Ben de çarşamba günüm boş gün olduğu için çarşamba gelmelerini istedim. Ve bu sabah geldiler. Peki gelenler kimlerdi? Hazır mısınız? Göstereceğim. Bir dakika Tarkan ne diyor? Tarkan gibi yapacağım. Herkes konuşuyordu. Evet. Bekle ne oldu? Koltuklarım geldi. Bakın 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 buradalar. Sanki şey böyle bir sürü koltuk falan var. Bir ikili var arkadaşlar böyle. Bir teklim var, bir de pufum var. Ben aslında L istiyordum. Eve çıkmaya karar verdiğimden beri aklımdaki koltuk modeli L'ydi. Çünkü çok fazla yer kaplamasını istemiyordum odada. Ama her şey olduğu gibi onlar da çok pahalıydı. Ve ben nakit paramı çoğunluğu beyaz eşyaya verdiğim için elimde nakit yoktu. Taksitle de almaya kalksam daha da pahalı oluyordu. O yüzden dedim ki koltuksuz yaşayabilirim. Yaşadım da zaten. 2-2,5 ay gibi bir sürü koltuğum yoktu. O yüzden bu odayı çok fazla kullanamadım. Sadece kütüphanem vardı. Bir de çamaşır kurutmak için kullanıyordum. Hoş yine öyle kullanacağım ama. Bu arada arkadaşlar aklıma geldi anlatayım. Antep'te yine böyle bir durum olmuştu ama sesim tamamen gitmişti o zaman. Doktora gittim. Neyse muayene etti falan dedi ki tamam tipik öğretmen hastalığı vesaire. Sana yapmanın imkansız olduğu bir şey söyleyeceğim dedi. Dedim ki Allah Allah ne söyleyecek acaba? Konuşmayacaksın dedi. Yani bir muayene için kaç dakika süre geçebilir ama o kadar zamanda beni tanıdı. Yine onun gibi olacak diye çok korkuyorum. İşte o yüzden alamadım koltuk. Ben dedim ki bekleyeyim, indirime girer vesaire bir şey olur. Geçen işte 2-3 hafta önce yine Vivens'in sitesinde dolaşırken bir baktım ki bunlar kampanyada. Aslında ben daha açık renk istiyordum. Bu da fena değil. Böyle gri gibi. Grili kahverengi, kahve alt tonlu. Böyle çizgileri kahverengi gibi mi? Aslında ışıkta daha güzel belli olur. Bunlar yastıkları. 2 tane yastığı var. Bir ikili, bir tekli, bir de pufu. 3000'e aldım. 3 taksitle yaptılar sanırım. Yani uyguna gelmiş oldu. Tabii ki daha bu olduğu için istediğim şeyler var ama zamanla. Acelem yok. Ama artık videoları burada çekemeyeceğim. Çünkü buranın ışığı çok güzel. Benim odam böyle güneş batımında güzel oluyor. O saatlerde çok hoşuma gidiyor. Burası gündüz gerçekten çok ışık alıyor. Çünkü 1, 2... Balkonun kapısıyla birlikte 3 tane pencere var. Koltukları şimdi bu şekilde koydum ama tabii ki daha çok yer değiştiririm yani ben eşyam geldikçe. Bunlardan bahsetmiştim arkadaşlar buraya oturup ama benim bu video çekimi konusunda basitçe sizinleyim ne olacak. Neyse dediğim gibi bugün boş günüm. Normalde okula gitmemem gerekiyor arkadaşlar ama ben bugün gideceğim. Çünkü dün de bahsettiğim gibi şök toplantımız var. Bugün de 11. sınıfın şökü var. Yani benim sadece bir sınıfım olmasına rağmen yine de gitmek zorundayım. O zamana kadar yine ortada toplarım. Çamaşırlarım var. Dün yıkadım onları asmam gerekiyor. Aa, sizle birlikte kargo açalım. Ama nasıl bir kargo biliyor musunuz? Dünyanın en hızlı kargosu. Alıp geliyor. Dün akşam daha önce de bahsetmiştim. Mutfak Ruhu diye bir hesap var Instagram'dan takip ediyorum. Onun linkinden birkaç bir şey aldım. Trend yoldan. Yani sabah buradaydı. Tabii hepsi değil de çoğu buradaydı. Yani inanamadım. Gerçekten bakın saati söyleyeceğim size saat kaçta almışım. Saat 6'da almışım arkadaşlar. Dün saat 6'da alışveriş yapmışım. Sabah 9'da mı geldi? 10'da mı öyle bir şey? Ben şok. O yüzden adını dünyanın en hızlı kargosu koydum. Hemen açalım. Evet.
Evet, bunu hatırladım. Bayağı geniş. Benim kapşona ihtiyacım vardı arkadaşlar. Kapşonlu sweatshirt'e. Güzel bir tane arıyordum ama bulamıyordum. Dünkü linkte görmüşken almak istedim. Havalı böyle bir kapşonlusu. Hangi beden almışım? M beden almışım. L ile M arasında kaldım aslında. Normalde bedenim M. Ama sweatlerin biraz daha salaş olmasını istediğim için. L mi alsam diye kararsız kalmıştım ama bu da iyi gibi geldi bana. Üzerindeki fiyat 249.90. 122.90 yani 123'e gelmiş. Neredeyse yarı fiyatını aldı. Kolar kadar kalın değil. Çok ince de değil. Bir tane şahane pazarda Sinem Kaval'ın giydiği kabanlar var ya, ondan var bende. Onun içine giyebilirim. Evde giyebilirim, okulda giyebilirim. Yani her türlü kombinlenebilir bir sweatshirt. Daha sonra... evet, linkte güzel sweatler vardı. Hatırladım şimdi. Onları açalım. İlki bu şekilde. Trendyol'un kendi markası. Pantolon üstüne de rahatlıkla giyilebilir. Ya da etek içine de giyebilirsiniz. Size bağlı. Bunu L beden almışım. Özellikle ben sweat alırken yakasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani şalla birlikte rahat kullanabileceğim bir yaka olursa benim için daha cazip oluyor. Bunun fiyatına bakayım. Bunu 52 liraya almışım. Normalde 80 lira yazıyor. Yani böyle bir aslında kazak da değil. Yani sivitle kazak arası bir şey. Body gibi. Body diyebilirim yani. Gerçi bu iç gösterir. İçine benim yine bir şey giymem lazım. Evet. Fazlasıyla iç gösteririm. Yani aslında ben bunu daha çok böyle yakası biraz açılan işte sivitlerin gömleğin içine falan giymek için aldım. Bu da L beden. 38.90. Yani 39 lira. 60'dan 39 liraya düşmüş. Yani bu devirde 39 liraya bir üst almak mucize. Son olarak yine böyle uzun kollu bir kazak almışım. Fitilli. Fitilli kazaklar olur ya. Body'ye kazak arası bir şey. Bunu da pantolonun üstüne giyebilirim. Gömlek içlerine giyebilirim. Evde. Özellikle ben yani bu alışverişi daha çok ev için yaptım. Çünkü evde giyecek doğru dürüst sivitim ve eşofmanım yoktu. L beden almışım. 32 lira. Gerçekten çok komik. Ve dün AVM'ye gitmiştik ya kızlarla yemek yemeye. Dönüşte gratis uğradık. Hiç el kremim kalmamıştı ve ellerim inanılmaz kuruyor bu ara. Yani gratis'e kim bir şey almak için girip de sadece bir şey alıp çıkmış ki ben çıkayım. Önce tabii ki amacımı gerçekleştirdim. El kremi aldım. Ben Neutrogena'nın el kremlerini seviyorum. Normalde mavilisini kullanmıştım. Arkadaşım dedi ki ben bunu kullandım ve bu daha etkili dedi. Hatta sürelim. Ooo, dışarıda inanılmaz rüzgar var. Sonra yine bir önceki videomu izlediyseniz orada görmüşsünüz. Pamuğum bitmişti arkadaşlar. Yüzümüzde o pamuğum yoktu. Girmişken beynirin bu kare pamuklarından aldım bir tane. Son olarak kısa gittim. 10 TL ve üzeri indirimli ürünler vardı. Orada da arka tarafta uzun zamandır görüp merak ettiğim bir ürün vardı. Çeviremiyorum. Şu an aktığı için işte kolay ve doğal manikür, pedikür nesi bu? Peelingi. Dün gece kullandım. İnanılmaz güzel. Hem elimi hem ayağımı kullandım. Müthiş yumuşattı ve çok güzel yaptı. Çok güzel bir his. Böyle hissizlikle his arasında bir şey böyle. Sanki uyuştu gibi ama o kadar yumuşak oldu ki çok hoşuma gitti. Bu da 20 TL'ye gelmişti. Normalde 40 TL'ydi. Yani verimli bir alışveriş oldu. Bu ara almak istediğim şeyler var ama erteliyorum. Aslında ertelemek de istemiyorum çünkü yarın daha pahalı olacağını biliyorum. Öncelik sırasında dizdim. Hangisi acil ihtiyacım? O şekilde alışveriş yapmaya çalışıyorum. Şimdilik böyle arkadaşlar. Kalkayım. Oturursam kalkamam. Kalkmazsam bir şey yapamam. Bir şey yapamazsam da mutlu olamam. Gideyim çamaşırlarımı alsayım. Kalan işlerimi halledeyim. Sonra yine sizi güncellerim. Şimdi geldim. Çok susadım. Önce bir su içeyim. Hep de böyle oluyor değil mi? Geliyorum ve su içiyorum. Bardağım da varmış. Onu içeyim. Bir saniye. Toplantı bitti. Aslında toplantıdan sonra eve direkt gelmeyecektim. Yanıma bilgisayarı, tableti aldım. İşte atıştırmalık bir şeyler aldım. Bir yere gidip ders çalışacaktım. Ama inanılmaz soğuk ve toplantı beklediğimden uzun sürdü. Yani bir sınıfım var ama o sınıfa gelene kadar diğer sınıflar hakkında konuşmalar uzun sürdü. O yüzden dedim ki Esma sen eve git. Sıcacık bir çorba iç. Kendine gel. Aslında acıktım ama şu an akşam yemeği için erken. Saate bakayım. Saat 6 gerçi çok da erken değil. Sabah o gördüğünüz kahvaltı beni bu saate kadar tuttu. Gerçekten doyurucu bir kahvaltı oluyor. Arada hiçbir şey yemedim. Şimdi kendim bir güzel kahve yapayım. Kahve demlenirken de ocağa çorba koyayım. Sonra hemen ders oturayım. Aslında giyim odasını toplamam lazım, temizlemem lazım. Ama temizlik yaptıktan sonra masanın başına oturup ders çalışamıyorum o yorgunlukta. Kameram da şarjı bitiyor zaten. Onu da şarja takayım. Böyle. Ondan sonra bakarız artık. Bitti. Ya içinde bir tane yutulmuş bir çekirdek kalmış. Bunu yesem mi acaba? Vallahi yedim. Yiyorum. Yemek değil. Best friends, we start to play.
girls always say what's on their mind. Leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants. Strolling over. Tekrar selam arkadaşlar. Saatlerimiz 2.03. 25 dakikalıktan 2 tane etüt yaptım. Ben ders çalışırken 2 uygulama kullanıyorum. Bir tanesi Force uygulaması. Aşağı linkini bırakırım. Biri de Bifocus uygulaması. İkisi de güzel. Bifocus'ta 25 dakika etüt, 5 dakika mola şeklinde ilerliyor. 3 etütten sonra mı, 2 etütten sonra mı ne? Mola saati herhalde 10 ya da 15 dakika oluyor, emin değilim. Force benim daha çok hoşuma gidiyor çünkü her etüt sonrası bir ağaç dikiyorsunuz. Ve işte ne kadar etüt yaparsınız o kadar çok ağaç dikmiş oluyorsunuz. Bir yandan mutfağa gidip bir yandan konuşayım. Az önce Instagram'da da paylaştım. Böyle sanki boşa ders çalışmıyor musunuz gibi hissediyorsunuz dedim. Gerçekten de öyle. En azından her etüt sonrası bir ağaç dikiyorsunuz ve onları gördükçe daha da motive oluyorsunuz. Yani en azından bana öyle etki ediyor. Yani siz de motive olamıyorsunuz ya da saat tutuyorsunuz kendinize. Bu uygulamalara bakabilirsiniz. Şimdi çok açım. Ders arasında zaten çorbayı yapmıştım. Şimdi çorba içeyim. Ondan sonra devam edeyim. Evet, hemen lezzet kontrolü yapıyoruz. Kışın en sevdiğim çorbalardan bir tanesi. Bol limonlu mercimek çorbası. Muazzam. Sadece koyulaşacak büyük bir ihtimal. Gerçi şu an kıvamı güzel ama mercimek çorbası bekledikçe koyulaştığı için kalın ısıtırken büyük bir ihtimal su eklerim. Ben genelde kışın mercimeğe her şeyi katıyorum arkadaşlar. Patates, soğan, sarımsak, zerdeçal, zencefil ne bulursam. Hatta Halancı Mutfak'ta bir videosunda bununla ilgili bir anı paylaşmıştım. Eğer izlemediyseniz şurada ulaşabilirsiniz. Tabii ki herkesin damak zevkine uymayabiliyor. Ama benim için problem değil. Bu ara The Witcher'ı taktım. Arkadaşlar sizi daha önce de söylemiştim zaten. Ama bölümler uzun. Yani bir saat ona başladı ama bir saat benim onu bırakmamam lazım. Ama şu an çok fazla oyalanmak istemiyorum. O yüzden kısa bir dizi açacağım. Ama diziyi beğendim. Güzel. Galiba ikinci sezonda zaten bir iki güne geliyormuş. Ben de bitirir bitirmez ikinci sezonu izlerim. Ne açalım ne açalım ne açalım. Modern Family açalım. Bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. İzlemediyseniz mutlaka başlayın. Hem kısa hem çok eğlenceli. O zaman bana afiyet olsun. Arkadaşlar şu an saat 12. Hatta 12.07. Dedim ki bir camdan bakayım. Kar yağıyor bu ve karşılaştığım manzara. Sesim için çok özür dilerim. Anneciğim kar çok güzel yağıyor kuşum. Ya inanmıyorum çok güzel. Lütfen yarın sabah her yer kar olsun. Balım güzel mi? Annesi bu koyma annem benim koyma güzel mi kuşum benim? Ne güzel kar yağmış. Arkadaşlar kar yağıyor. Oo çok soğuk. Ya çok güzel. Aşkım. İlk karın mı? Ihlamur. Tarçın sen de gel. Ya çok güzel yağıyor. Ama göremiyorsun sanırım değil mi? Hızlandı. Ya çok güzel. I'm sorry.
Tekrardan merhaba. Yardımımızı açalım. En son ne zaman size çektim? Sabah mı gösterdim? Karlar eriyor. Bilin bakalım kim dışarı çıkmaktan vazgeçti. Ya hep aynı şey oluyor. Bugün günlerden çarşamba benim boş günüm. Dedim ki yani bugün dışarı çıkayım biraz. Hem kar falan var. Böyle temiz hava alayım. Gideyim bir yerde kahve içeyim. Sonra kalktım. Duşumu aldım. Kahvaltımı yaptım. Hazırlandım. Sonra vazgeçtim. Ya neden böyle oluyor? Aslında nedenini biliyorum. Son böyle 3-4 gündür falan çok yoruldum. Cumartesi zaten kursum var. Kurstan sonra da arkadaşlarım bana geldiler. Koltuklarımı ıslatmak için. O kadar mutluydum ki. Böyle bir gün en azından dinlenmem lazım. Ya da 2 günde bir, 3 günde bir. Böyle kendimi resetlemem lazım ki çok fazla yorulmayayım. Pazar günü de dışarıdaydım. Pazar günü de işim vardı. O gün de tam dinlenemedim. Çünkü ya çalışıyorum, ya temizlik yapıyorum, ya da edit yapıyorum. Hayatım bu iç döngüden ibaret. Dün 6 saatim vardı. Öğle yemeğini işte Cansu'yla beraber yedik. Ondan sonra eve geldim. Geldiğim gibi devrilip uyumuşum. Dediğim gibi çok yorgundum. Kalktıktan sonra da gerçekten doğru düzgün hiçbir şey yapmadım. Yemek yedim. İşte bir şeyler izledim. Yargıyı izledim. Çünkü pazar günü izleyememiştim. Çok yorgunum. İyi de online dersim vardı. İşte video editleyeyim, yetiştireyim falan derken yarım yamalakta izlemedim. Pazar günü izlesem zaten anlayamayacağım için izlemedim. Hatta öğrenciler falan spoiler vermeye çalıştı. Dedim ki bırakırım. Spoiler veren matematikten kalır. Ya efsaneydi ya. Ben aslında Engin'in öleceğini biliyordum. Hatta Instagram'dan görüp arkadaşlarıma da söylemiştim. Ona inanmamışlardı. Ve Engin öldü arkadaşlar. Yani spoiler olacak eğer izlemediyseniz ama izleyin. Ne yapayım? Bunu ben ta ne zaman yayınlayacağım? Ondan sonra yine YouTube'da takıldım. Sizde de şey oluyor mu böyle? İşte bir şey buluyorsunuz izleyecek ama o an müsait olmadığınız için diyorum ki kendi kendime bunu boş anımda izleyeceğim vesaire. Sonra o boş an geliyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. Tam olarak böyle gerçekten boş anımda ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü plan yapmıyorum arkadaşlar. Bu arayla plansızım. Kıtıksızım. Çok yalnızım. Böyle bir şarkı var değil mi? Ya karnede neredi? Akşam ne kadar sevindim, ne kadar mutlu oldum. Şimdi size soru. Evde mi takılayım? Aslında evde o kadar çok yapacak işim var ki. Yoksa dışarı mı çıkayım? Şimdi iki planım var. Ya dışarı çıkacağım. Bir iki saat işte işlerimi halledeceğim. Ya işlerim ne? Sürekli mesela ders çalışacağım diyorum. Onu da açıklık getireyim. Arkadaşlar bir, okula hazırlık yapıyorum. İşte quiz'iydi, testiydi, derse hazırlıktı vesaire. İki, derslerim oluyor. Başka derslerim oluyor. Onlara hazırlık yapıyorum. Ne zamandır İngilizce çalışmıyorum. Aklımda o var. Orada ben kitap kulübündeyim. Kitap okumam lazım. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 22'si. Ya Allah'ım. Arkadaşlar kitap kulübüne girdim. Sanki çok boşmuşum gibi. Alt katımda çok tatlış bir öğretmen arkadaş oturuyor. O bahsetmişti işte. Bir gün dedim ki beni de alın aranızda. Yani en azından bu vesile olur ki okumak zorunda hissederim kendimi. Peki sizce etkili oldu mu? Daha ben en son okuduğum bu kütüphane kitabını bile bitirmedim. Allah'ım ya Rabbim gerçekten ben bunu ne ara yapacağım? İşte bakın boş vakit yapacak bir şey çıktı ama boş vaktim bitti. Hatta geçen bir kitap alışverişi yaptım. Size onu gösterin, bekleyin. Aslında bayağı oldu bu kitapları alalım. Ama ben göstermeyi unutmuşum. İlk okuyacağımız kitap Seray Şahiner'in Ülker adlı kitabı. Ben daha önce hiç Seray Şahiner kitabı okumadım. Hatta arkadaşlar bir söyleşi ayarmışlar sanırım. Ocak ayının ilk haftası kitap analizi yapacağız kendisiyle. Böyle şeyler motive edebilir normalde. Beni de, herkesi de. Ama bir şey oldu. Dediğim gibi şey oldu. Okuyamıyorum. Ama zorlayacağım kendimi. İkinci kitap, Allah'ım ta yıllar önce, yani daha siz yokken, bu kanal yokken, burada hep Nutlukken ben Murat Menteş fanıydım. Evet, çoğu kitabını, yani hemen hemen hepsini okudum diye düşünüyorum. Kütüphanemde de var zaten. Ama uzun zaman oldu yani Murat Menteş'le ayrı düşeyle. Kitapla da tekrar buluşmuş olduk. Son çıkan kitabı Fink. Bu da okunacaklar listesindeydi. Görünce çok sevindim gerçekten. Biraz daha koklayayım. Çok güzel ya. Kitap kokusuna bir tek düşen ben değilimdir herhalde. Üçüncü kitap Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözü kitabı. Livaneli'yi de okuyorum yani. Hatta bestlerim arasındadır Serenat. Gerçekten çok etkilenmişim okuduğumda. Hatta Serenat'ın bende şöyle bir hikayesi var. Çok okumak istiyorum tekrardan. Çünkü olaylar tam olarak böyle zihninden silindi gibi. Çok etkilendiğimi hatırlıyorum sadece. Tekrar selam ya. Az önce dediysem 1 saat oldu mu? 1,5 saat falan olmuştur. Hafıza kartı doldu. Onu bilgisayara aktardım. Bilgisayardan hard diske aktardım. O arada da dedim ki en azından odayı temizleyeyim. Burayı süpürdüm, sildim. Koltukların yerini değiştirdim. Birazdan gösteririm size yeni hallerini. Ne diyorduk en son? Hem Zülfü Livaneli'nin Serenat kitabından bahsediyordum. Bestlerim arasında arkadaşlar. Gerçekten ilk 3 kitabını say desen kesinlikle Serenat bunların içinde olur. Ama tekrardan söylüyorum. Tekrar okumayı cesaret edemiyorum. Çünkü aynı duygu yaşamamaktan çok korkuyorum. Çok seviyorum. Okumadıysam bunda kalkıyor. Bu Engere'nin Gözü de boy okuyacağımız kitaplar arasında. Bir de Mustafa Kutlu'nun bir kitabı var ama onu daha almadım. Adını unuttum şu an hangi kitabı olduğunu. Onu da alıp okumam lazım. Tabii bunları nereye yapacağım bilmiyorum. Az önce arkadaşlar yazdı. Saat 7'de merkezde buluşacağız. Kahve içeceğiz. Bayağıdır görüşmüyorduk. O zamana kadar diyorum ki ben de kalan işlerimi halledeyim. Aslında biraz ders çalışmam lazım ama
Bilmiyorum işte. Bugün de böyle bir gün oldu. Hadi gelin size koltukların yerini göstereyim. Bu ikiliyi böyle pencerenin önüne aldım. Daha sonra tekliyi de bu şekilde sağ tarafına, işte pufu da bu tarafa aldım. Hatırlar mısınız? Bir videoda size bir böyle bir milyoncu tarzı bir yerden bahsetmiştim. Hatta demiştim ki oradan işte iki tane halı aldım. Bir tanesi buydu. Aslında bunu giyim odasına almıştım. Daha doğrusu bu ikisini. Ama geçen gün işte halım olmadığı için Büşra buraya serdi ve gayet de güzel oldu. Tabii buraya halı alana kadar şimdilik bu şekilde güzel oldu diye ben de daha kaldırmadım. Yani pencerenin önünde şurada masa var ama dağınık tabii ki. Orayı göstermiyorum şimdi. Arkadaşlar çalışma sandalyem yok. O tabureyi de evden getirmiştim. Bu şekilde oldu. Yani şimdilik güzel oldu diye düşünüyorum. Tabii daha masam falan yok. İşte o falan gelince o da daha da toparlanır diye düşünüyorum. Perdem yok. Dediğim gibi önceki arkadaşım perdelerini kullanıyorum. Bakın size evimin ilk eşyalarından bir tanesini göstereceğim arkadaşlar. Bu Ikea'nın sehpası. Ben bunu ilk görür görmez vurulmuştum. Kesinlikle alacaklarımın arasındaydı. Ama sağ olsun Büşra bana ev hediyesi olarak aldı. Hatta taşınmadan. Değil mi? Daha evet bunu aldığında taşınmamıştım. Bunu böyle ortaya koysam nasıl olur? Bilmiyorum, şöyle ortada dursun. Üzerinde kitap falan koysam güzel olur mu? Yani şimdilik böyle durabilir. Ev turu videosu çekmeyi çok istiyorum ama hala çoğu eşyam olmadığı için böyle bir şey yapamıyorum. Ama böyle eşyalarım tamamlandıkça parça parça gösteririm diye düşünüyorum. Saat kaç oldu? Bakayım. Sen şu an 4 çeyrek geçiyor. Aslında evet bir şeyler yaptım. Boş geçirmedim. Bugün eğer yataktan çıkmasaydım daha da boş geçirebilirdim. Şimdi hemen kendime kahve yapacağım. Bir 2 saat çalışayım. 6.30 gibi de çıkarım. Arkadaşlarla buluşmaya giderim. Ondan sonra zaten döndükten sonra bakarız. Şimdilik görüşmek üzere. Bakar mısınız ne fark ettim şu an? Ya ağlayacağım, gerçekten ağlayacağım. Arkadaşlar kemirmişler hard diskin kablosunu. Ve şikayetçiyim gerçekten, bu odaya girmek için can atıyorlar şu an. Eskiden rahatça girebiliyorlardı, şu an yasakladım. Çünkü tırnakları uzun, hala veterineri götüremedim. Ve direkt koltukları tırmalamaya başlıyorlar. Yani anlamadım, tırmalayıcı tahtaları var ama direkt geliyorlar arkadaşlar. Tırnaklarıyla birlikte takıyorlar ve bu koltuğun kumaşı da iflik gibi. Bundan bir tane aldığında hemen burada bir çıkıntı oluşuyor, yani hoş durmuyor. Pompon da koltuk tırmalıyordu ama bu kadar değil. Bunlar direkt ama direkt böyle mamaya koşar gibi de koltuğa koşuyorlar tırmalamak için. Cansu Trendyol'dan bir tane bir tahta gösterdi, koltuk tahtası. İşte onu koltuğun yanına koyduğunda direkt onu tırmalayacak. Yoya. Ama 174 lira. Cansu'ya dedim ki eğer ben buna bu parayı verirsem, bunlar hala koltuk tırmalamaya devam ederlerse bütün Sultan Bey'le bizi izler. Sizin fikriniz var mı? Yani ben 5 yıllık bir kedi annesi olarak buna çözüm bulamadım şu anda. Tabii ki tırnaklarını keseceğim. O bir çözüm. Ama onun dışında ne yapabilirim bilmiyorum. Buraya gelsinler istiyorum. Ama şu an tırnakları kesilmeden de mümkün değil gibi gözüküyor. Öyle yani. Böyle sorunlarımız var şu an. Tekrardan selam arkadaşlar. Görüşmede ne yaptım? Kitap okudum. Daha sonra çamaşırları makineye attım. Duydunuz sizlere. Dedim ki en azından ben gelene kadar yıkasın. Çünkü benim makine maşallah senelik yıkıyor yani. En uygun programı 2-2,5 saat. Onu da bir incelemem lazım. Makineye alalı kaç ay oldu? Ben daha sıfır. Makineye hakim olma durumu. Ya su içeceğim. Ben bunu niye aldım ya? Of. Atıkımı alacaktım. Su içmem lazım. O kadar susuz kalmışım ki ne kadar içersem içeyim yetmiyor. Yetmiyor yetmiyor. Askıyı aldık. Çantayı aldım. Işığı kapat. Dışarısı soğuktur diye düşünüyorum. Gerçi benim evim sıcak ama. O yönden şanslıyım Allah'tan. Altımda ve üstümde çok yakıldığı için. Üstümde çocuk var. O kesin yakıyordu da buket de yakıyordur kesin. O yüzden bana çok soğuk olmuyor ev. Yine de en düşük ayarda yakıyorum. Çantamı takacağım. Para alayım tabii ki yanıma. Ben en önemli şeyi unutursam. El kremini alıyorum. Bir de giderken otobüse sürerim diye tırnak bakım yanılıyorum. Bu da bitmek üzere zaten. Yenisini almam lazım. Çok memnunum. Şimdi o zaman su içip çıkıyorum.
Çok soğuk. Oh, dondum, dondum arkadaşlar, çok soğuk. Şimdi geldim. Yine dilim damağım birbirine karıştı. Terliğimin teki burada, acaba teki nerede? O da buradaymış. Allah'ım ne kadar hamaratım. Buzlukta tarhanam vardı. Kaloriferin üstüne koydum ki ben gelene kadar hızı çözülsün. Şu an tam kıvama gelmiş. Sıcacık bir çorba yapacağım kendime. Onun önce bir su içmem lazım ama. Bir saniye. Videoyu kapamaya geldim arkadaşlar. Yine uzun bir video oldu. Yani benim vloglar son 3 vlog falan böyle 2 haftalık. Bir haftalık şeklinde değil. Arkadaşlarla buluştuk. Meryem'in doğum günüydü. Ona küçük bir kutlama yaptık. Sohbet muhabbet derken saat 10 oldu. Geldim. Şimdi ne yapacağım? Çamaşırlarımı yıkamış. Onları asacağım. Çorba yapacağım. Sıcacık bir tarhana çorbası içmek istiyorum. Ondan sonra enerjim kalırsa biraz edit yapacağım. Ondan sonra zaten istiklal maçı ve kapanışı. Öyle bu vlog da bu şekilde son bulmuş olur. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve dilerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ara izlenmeler gerçekten çok güzel. Son yüklediğim her video birinci sıradan giriyor. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hatta kulüpteki arkadaş, ya yamuk musunuz siz yine? Ama değilsiniz diye düşünüyorum. Bilgisayardan hard disk attı. bu engelin gözü de bu ay okuyacağım. Aaa! Çenemi vurdum. Gözüm, gönüllü gözüm kapalı. Ele renk sana yazılıyorum. Bakın şu an bu şarkı aklıma geldi. Derste de soru anlatırken aklıma sürekli alakasız şarkılar geliyor. Öğrenci bir kelime söylüyor mesela. O kelimeden hemen şarkı söylüyorum. Ama başka zaman değil. Böyle grip anlar da yolluyor bana. Bu bilgi niye size verdiysem. Allah'ım ne kadar beyazı bu ışıkta. Alamıyorum ki tek elini artık. Aşkım! Ya sizi! Allah'ım, Allah'ım. Bakın dün, saat burada yazmıyor. Mesaj saatine bakayım bir saniye. Ben Neutrogena'nın. Allah'ım hep söylediğim kelimeyi söyleyemiyorum. Neutrogena. Buna manikür akmış deme sakın. Sakın bana manikür akmış deme. Ama akmış. Bu manikür pedigür. Hadi yine iyisiniz. F5 bir şey video çekiyorum. Ay ağzım dondu. Şimdi ne oldu? İtmeye bak. Gıdırmazsın. Hani geçen... Ay sesime bak. Öpücük at. Ablaları. Öpücük at, pati değil. Öpücük at. Hayır ya ya kaşla göz arasında kıvırcık yiyor ya. Ya sen vejeteryan mısın kızım ya sen? Ya sen vegan mı olacaksın sen benim başıma? Hanım, hanım, hanım kardeşini çağırır mısın? Kardeşini çağırır mısın? Çabuk yana kardeşini çağır. Tarçın, kardeşini çağır. Çabuk. Hiç orada olmuyor.